aşılının ölüm oranı 1/5. Şimdi siz de söylüyorsunuz sürekli dünyaya evet. bakalım diyorsunuz. Evet. İngiltere verileri açıkladı. Aşılının ölüm oranı 1/5. Ne söyleyeceğiz halkımıza şimdi bakın, hocam? Bakın şurada şöyle bir manzara var. Şimdi biz pandeminin başından bugüne doğru gelelim. İlk başta bizim aşımız yoktu. İlk dalgada ne oldu? 65 yaş üstünü kaybettik. İkinci dalgada da benzer bir tablo vardı. Aşı 3. dalgada 65 yaş üstüne yapıldı. Sağlıkçılar yapıldı. Hatırlarsanız hep Tabipler Birliği ve benzeri kurumlar Covid'den vefat eden sağlıkçılar için eylem yapardı. Anma töreni yapardı, özür dilerim. Anma töreni yapardı. Bakın o bitti. Niye bitti? Çünkü sağlık çalışanlarımız çok büyük bir oranda aşılandı. Bu arada öğretmenlerimize ben takdir ediyorum. %90'ın üzerinde aşılandılar. Bence topluma çok iyi örnek oldular. Şimdi sağlık çalışanlarının artık aşı olanlar için neredeyse koronavirüs gündem olmaktan çıktı. Yani biz artık sağlık çalışanlarından endişe etmez hale geldik. İkinci dalgada çünkü aşılıydık ve çok iyi geçirdik. Üçüncü dalgaya geldik. Şimdi 65 yaş üstü korunmuştu ya 3. dalgada. Biz 40 ile 60 yaş arasını yatırmaya başlamıştık hastanede. Bakın aşının etkisini söylüyorum. 3. dalgada 65 yaş üstü aşılıydı ve biz 40 ile 60 yaş arasını yatırmaya başladık. Şimdi ne yaptık? Şimdi daha çok gençleri yatırmaya başladık. Yoğun bakımlara ve servislere. Niye? Aşılı grup aşağı doğru indikçe daha çok genç hasta görüyoruz. Yoğun bakımda şu an bizim iki grubumuz var. Bir aşısız gençler var. Mesela 21 yaşında bir hastam var. Yetişkin yoğun bakımdan bahsediyorum. Şu anda mı? Evet. 21 yetişkin yoğun bakımdan bahsediyorum. Çocuk yoğun bakım ayrı. Çocuk yoğun bakımda her yaş gruptan COVID hastam var. Sayılar az olsa da. Ama yetişkin yoğun bakımda artık benim daha genç hastalarım var. Ve bu genç hastaların en büyük hikayesi ne biliyor musunuz? Ya işte eğlence merkezindeydim, düğündeydim, şuradaydım, buradaydım. Bir kalabalıktaydım ve aşım yoktu. Bu söylem hepsinin ortak özelliği. Şimdi gençlerde genelde aşısızlık ön plana çıkıyor. Bir de yaşlı bir grubumuz var. Bu yaşlı grupta aşısız az var ama iki doz olup da üçüncü doz vakti geldiğinin idrakında olmayan amca ve teyzelerimiz var. Asıl onlar bizi çok üzüyor. Niye? Onlar aşı karşıtı değil. Onlar zaten iki doz olmuşlar. Ama üçüncü dozun vaktinin geldiğinin farkında değiller ya da ihmal etmişler. O grup daha çok üzüyor bizi. Yani yoğun bakımda başı çeken aşısız gençler ya da aşı takvimini tamamlamış amcalara bakın, doğru gidiyor. Bir soru var. Ankara'dan İknur Hanım, İknur Pirolli. Evet. Lütfen sorar mısınız diyor. Hocamız dedi ki diyor, sınıfta iki vaka çıkınca karantina devreye giriyor. Peki bir çocuk karantina, bir çocuk hasta olunca karantina neden olmuyor? Mantığı nedir diyor. Şöyle. Şimdi mesela kişi örnek veriyorum evinden getiriyor diyorum ya. Hmm. Yani o sınıfta bunun bir salgına dönüşmüş olup olmadığını bekliyoruz. Niye söylüyorum bunu? Çocuklarda şöyle bir şey var. Semptom çıktığında onlar 2 saatte bir sistem kontrol etmemizi söylüyor. Eğer o kontrolde çocuğun semptomatik ya da işte kötüye gittiğine dair bir işaret ya da bu kontrollerde bir tane daha sınıfta vaka çıktığına işaret ya da delalet bir görüntü olursa şey diyoruz. Ya bu sınıfta artık koronavirüs yayılmış kabul ediyoruz. Ya bunu nereden söylüyoruz? Çünkü vakaların daha çok evden geldiğinden yola çıkarak söylüyoruz. Anladım. O kişi, ya yani bir kişi onu evden getirmiş olabilir ama aynı sınıfta iki vaka çıktıysa bu artık evden çıkmanın, gelmenin ötesine geçmiş olabilir düşüncesiyle hemen orayı karantina alıyoruz. Buradaki aslında hedef şu. Normal şartlarda sınıfta değil okulda bir tane çıksa okulu kapatmanız lazım. Farkındaysanız zorluyoruz eğitime ara vermeyelim diye. En zoru zorluyoruz. Aslında şöyle çocukların da iyi geçirdiğini biliyoruz. Aralarında tek tük de olsa kötü geçiren var. Bir de toplumsal bağışıklığın bir an evvel hızlanarak büyümesi bizim en büyük hedefimiz bu. Bunu biz okul açılmadan önce istedik ve arzuladık ama olmadı maalesef. Peki. Hocam bir kere çok teşekkür ediyorum. Ne demek? Size ve sizin şahsınızda bütün evet. sağlık çalışanlarımıza, doktorundan hemşiresine, hasta bakıcısına. İki son olarak söylemek istediğiniz bir şey varsa... Ya öncelikle şunu söylüyorum. Yani gerçeklik aslında bizim yoğun bakım koridorlarında ve servislerinde. Yani milyon dedim bakın, 1 milyon üzerinde hasta dedim, binlerce hasta dedim. Gerçeklik bizim yoğun bakımların koridorlarında akıyor. Başa gelmeyince insanlar sanki yokmuş gibi kabul ediyor ama böyle bir gerçeklik var. Biz bunu yaklaşık 2 yıldır yaşıyoruz. Ve biz o kadar çok insanın hayatına dokunduk ki bu süre zarfında ve acılarına ortak olduk ki hayatımızda 2 yıl boyunca EKG çizgileri gibi iniş çıkışlarla geçti. Yani kaybettiğimiz hastalarla çizginin en dibini görürken yoğun bakımdan çıkartıp evine taburcu ettiğimiz hastalarla da zirveyi gördük. Hem ruhsal hem psikolojik anlamda ciddi bir yük sırtlandık. Ama bu yükü hem bizim sırtımızdan hem de hastalarımızın ve hastalarımızın yakınlarının sırtından almak için elimizde bir güç var. Bu da aşı. Aşının işe yaradığını artık hepimiz biliyoruz. Hastane rakamları bunu söylüyor, yoğun bakım rakamları bunu söylüyor, dünya verileri bunu söylüyor. Ya artık lütfen
şu gerçekliğe biz de kulak verelim ve bizim o yoğun bakım yataklarının misafirini hiç kimse olmasın diye el biriyle toplumsal bağışıklığa yürüyelim. Hocam çok çok teşekkür ediyorum.